Selamlar arkadaşlar, ben Onur. Yepyeni bir Marco Baggio kaleci kariyeri videosuyla karşınızdayım. En son geçen bölümde ekranda gördüğünüz gibi İtalya milli takımı tarafından kadroya seçildi Baggio. İlk defa İtalya milli takımının kendi ülkesinin formasını giyecek. Burada 19 Mart'ta bildirim gelmişti. Önümüzde iki tane dostluk maçı var. Onlar da bizim hoca Mancini değil artık, Spalletti. Baggio'yu kadroya denemek istemiş. Yalnız şeyi fark ettim, beyaz eldivenle beyaz krampon giymiştik ya, tam olmuş. Çünkü formanın çizgileri de beyaz. Öyle de bir uyum oldu. 17 numarayı vermişler bu arada. Atletico Madrid'de biliyorsunuz 1 numara Baggio. Onun da zamanı gelecek. 1 numarayı burada da alırız ama her şeyin zamanı var. Biz hemen şuraya antrenman ekleyelim. Bu bölüm sadece milli takım maçları yok. Hemen ona bakalım. 2 tane milli takım maçı, Çek Cumhuriyeti maçının önemli anlarında oynayacağız. En son Las Palmas maçında öyle yapmıştık. 2 tane penaltı kullanmışlardı karşımızda. Birini galiba köşeyi tahmin etmiştik ama yine de yemiştik diye hatırlıyorum. Yerini kurtarıp maçı kazanmıştık galiba. Çek Cumhuriyeti'nde aynı şekilde yaparız. Devamında Almanya maçını, tabii ki dostluk maçı da olsa 90 dakika boyunca oynayalım. Onun devamında bölümün ikinci maçında şampiyonluk maçımız olacak. Barcelona'ya karşı forma giyeceğiz. La Liga puan durumuna da birazdan bakarız. Devamında Sevilla, Osasuna, Valladolid, Manadolid, bunları yapar geçeriz. 2-4-5. Aynen, bir de üstüne Valladolid yaparız. Son 5 maç sonraki bölüme kalır. Ve sezon o şekilde bitmiş olur. Hemen puan durumuna bakalım. En son çok kritik bir yerde bıraktık. O yüzden Barcelona maçının önemi bizim için kat kat arttı. 1 puan önündeyiz. Artık bundan sonra kalan maçlarımızda kesinlikle puan kaybı yaşamamamız gerekiyor. Bir de üstüne o şampiyonluk maçında, Barcelona maçında galibiyetle ayrılırsak sahadan, en yakın rakibimiz de 4 puan. Real Madrid'de de 4 puan takılmazlarsa. Eğer takılırlarsa daha da fazla olur onlarla. 3 takım kıyasıya yarış halinde, 64, 67, 68 puanlar. Biz bir önce İtalya milli takımıyla maçımıza çıkalım. Antrenmanı yaptık. Berardi, Moisekin, Chiesa, Miretti, Frattesi, Sandro Tonali, Di Marco, Mancini, Bastoni, Calabria ve kalede Baggio var. Hemen şöyle önemli anları oyna diyelim. Bastoni 90 overall'mış. Tonali 89. Defansımızı geçebileceklerini sanmıyorum. Yalnız biz kaç yılındaydık onu hatırlayamadım. 2025 mi 2026 mı neydi galiba? Önümüzde Dünya Kupası olacak. Euro Cup olacak. Onlarda forma giyeceğiz. Çek Cumhuriyeti tek başına koşuyor. Hayda, kamera ters. Bir dakika. Kamera? Oğlum kamera niye düzelmiyor? Baggio kurtardı. Ters kaldı. Düzel düzel. Oldu galiba. Dur bakayım. Ha tamam. Oh be. Baggio'nun gözünden görelim. Top kraldı ha. Kraldan çok kralcı olmayacaksın. Rabeç vurdu. Kontra atak yakaladık. Tamam da bizim burayı görmemize gerek yoktu ya. Takım kendi oynuyor. Ya böyle görmek istesek 90 dakika maç yapardık. Niye bunu gösteriyorsun? Bastoni kaptırma. Ya vurun şunu dışarı. Biz niye bunu görüyoruz? Moiskin. Pasını verdi. Chiesa vurdu, attı golü. 2-0 yaptık Çek Cumhuriyeti'ne karşı. Dostluk maçı da olsa kadroda kurtarış yapmak önemli. Gol atarsak da bir yandan iyi olur. Dakika 84. Hücuma çıkıyormuş Çek Cumhuriyeti. Skor da 3-0 olmuş. Terni. Geri vermedi. Korner. Maç bitti. Şimdiki rakibimiz Almanya. 1-1 berabere kalmışlar gibi gördüm de. Bakalım. Hem onların da kadrosunu görmüş oluruz. Değişiklik vesaire var mı diye. Of, İtalya'nın ve Almanya'nın armaları ne kadar güzel ya, baksana. Bizim Türkiye'nin böyle arması yok. Yani var da onu aslında geliştirip çok daha güzel bir şeyler yapılabilir. Böyle devlet bir komisyon falan kursa. En iyi tasarımcılar böyle logo falan tasarlasalar. Baksana İtalya'nınkine mesela. Şurada Türkiye'nin olduğunu düşünsene bak. Altta şey var mesela. İşte ay yıldız falan. Türkiye yazıyor böyle. Ya da yazı yazmasın, boşver öyle bir şeyler. Çok daha güzel şeyler tasarlanabilir. Öyle biraz farklılık, yenilik güzel olur. Bu sırada biz de Almanya maçına başlayalım. Gerçi kime söylüyorsam. Kendi kendime öyle. O kim? Süre değil. Adem mi burada? Lan... Heh, hep unutuyorum şunu ya. Başa alıyor ya. Olimpiyat stadında maça onlar başlıyorlar. Burkhardt, Havertz, Emrecan.
Tabii bir tık farklılık olabilir. Hazırlık maçı olduğu için yedek medek oyuncular oynuyor bazen. O yüzden tam kadroları bu değildir büyük ihtimal. Harim Adayemi arabasını yolladı. Mayer. Geri çevirmeye çalıştı Dimarco. Emre Can'dan pas var Adayemi. Arapasını şimdi verdi. Bir pas daha var. Oğlum ağzımıza kadar girdi adam ya. Bastoni son anda dokundu. Berardi. Miretti dikkat çeken oyuncu. Kenan Yıldız'a benziyorlar. Yok o kadar benzemiyormuş. Saç tipinden dolayı bir tık andırdı da. Yüzüne bakınca Kenan çok yakışıklı onun yanında. Savunma arkasına bir koşu var. Adaya mı kaçmaya çalıştı? Çekti verdi geri. Rom'dan Havertz. Bir daha Rom. Adeyemi. Şut gelebilir. Çalım atmayı seviyor Adeyemi. Hay Havertz. Ne yapacak Havertz? Tehlikeli sularda yüzüyoruz. Şut gelmek üzere derken çıkarttık oradan. Kiesa. Bir etti. Sol tarafı gördü. Dimarco bindirmiş. Yaptı ortayı Raum. Top Berardi'de. Kimi orada uzaklaştırmaya çalıştı? Leno. İyi uzandı. Raum. Top Raum'da. Adeyemi. Baggio. Sessiz sakin bekledi. Aman oğlum ne yapıyorsun? Kaleye dönme öyle bir pozisyonda. Manyak mısın? Niye dönüyorsun kaleye? Bacı bile şaşırdı. Kendi kendine vurdu orada. Lan ne yapıyorsun at şunu falan diye böyle. Böyle bir reaksiyon. Berardi'den Calabria. Berardi. Kanada verdi Frattesi. Vücudunu koydu. Oy. Pasa bak. Chiesa vuruyor atıyor golü. O pas bacak arasından geçtiği zaman orada defansa boşluk bırakacakları belli bir şey. Olimpia Stadyumunda İtalya 1-0 önde. Aslında biraz yamuk atmış ama bacağının, daha doğrusu ayağına çarpıp öyle bacak arası geçmiş. Devamında Chiesa kapattığı köşeye vuruyor kalecinin. Spalletti seviniyor gole. Sen de sevin Baggio dur. Takım arkadaşını alkışla. Heh şöyle bir de. Tamam bir o tarafa bir tarafa. İtalyanların Baggio'yu sevmesi çok önemli. Önümüzde Euro Cup var. Dünya Kupası var. Of şeyi hayal etsenize yalnız. Dünya Kupası. Final maçı böyle. Maç penaltılara gitmiş. Dakika 120 sonrası işte. Baggio penaltı çıkartıyor. Kritik noktada bir kurtarıyor böyle. Sevinerek işte Dünya Kupası'nı kaldırıyoruz böyle. Öf. Ne kadar güzel olur ya. Bu arada az kalsın şut çekiyorlardı. İlk yarı bitti. Almanya fazla gelemedi. İtalyan savunması denen bir şey var ya işte onu geçemiyorlar. Taş gibi savunma. Raum. Adeyemi. Adeyemi'den Havertz. Kimi geldi oraya? Adeyemi'yi gördü. Adeyemi geçmeye çalışıyor. Pasını verdi şimdi. Kai Havertz. 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 Oğlum ne oluyor? Oha nasıl çıkartalım onu? 3 kişi defansımızda geziyor. Defans taş gibi dedik. Yaptıklarına bak. Hadi Havertz vurmadı. Adeyemi de vurmadı. Orada bitti işte. Bak şurada şut gelecek diye düşündüm. Buna yapacak hiçbir şey yok. Kaleciler için en çaresiz pozisyonlardan bir tanesinde kaldık. Maalesef. Yani şurada iki kişi var. Bir tanesi ortada bekliyor. Ortadakine top gittiği zaman ne yapacaksın kalede? Çaresizce gol yemiş olduk. Forvet'te bir oyuncu değişikliği var. Evet hoca büyük ihtimal oyundan alacak. Alsın sorun değil. Dostluk maçı olduğu için fazla kasmaya gerek yok. Spalletti hoca ile de aramızı iyi tutmaya çalışalım. Bak mesela Simeone ile aramız çok iyi. Öyle 6.5 olduğu zaman falan oyundan çıkartmıyor. Korner. Aldı mı? Almadı. Sol üstteki oyuncu değişikliği takılı kaldı yalnız. Locatelli girmiş oyuna.
Locatelli deyince de aklıma sürekli Yucatel Denizli Spor geliyor. Yıllardan beri hep öyle. Ne zaman bir yerde Locatelli görsem ilk aklıma gelen şey Yucatel Denizli Spor. Chiesa. Locatelli. Frattesi. Tonal'dan Locatelli. Osekin çevirdi penaltı. Evet, penaltıyı kazandık ama büyük ihtimal Bağcı oyundan çıkacak. Bakıyoruz. Evet, Bağcı artık oyunda değil. Atabildim mi bari? Attı. Locatelli. Gerçi penaltı olarak gözükmemiş de neyse. Sonuçta gol. İtalya rakip Almanya karşısında kazandı. Ben yanlış mı görüyorum? İki tane kaptan var. Neyse, çok sorgulamayacağım bazı şeyleri. Bu arada Atletico Madrid'e geri döndük. Kısa bir milli takım maceramızı geride bırakmış olduk. Ama ilk 11'deyiz. Bundan sonraki işte Euro Cup'tır. Dünya Kupası'dır. Onlar da ilk 11'de sahaya çıkacak Baggio. Milli takımdan geri dönüp hemen şuradaki şampiyonluk maçımıza doğru ilerleyelim. Barcelona bir puan arkamızda bekliyor. 68-67-64. 3 takım şampiyonluk yarışında sonuna kadar. Kazanırsak Barcelona'ya puan farkı 4. Real Madrid'de şu anlık 4. Hani onlar takılırsa onlarla daha da fazla artar. Önemli olan en yakın rakibimizde olan farkı arttırmak. O yüzden bizim için şampiyonluk maçı gibi bir şey bu. Garcia, Stones, Çağlar. Of, yalnız bizim Atletico'nun kadrosu da İtalya'nın yanında bambaşka duruyor ya, baksana. Buraya bir Tonali eklense mesela defansif orta saha olarak. Stoper Garcia, Regen zaten o 90'a 95'e kadar yolu var. Kadromuz mükemmel. Barcelona bize konuk oluyor. Civitas Metropolitano maçı hazır. Taraftarlarla, takım oyuncularıyla ve Baggio'yla şampiyonluk maçı. Başla. Kalede şampiyonluk modunu açmamız lazım. Çok kritik maç. Şimdi Nisan ayının bitmesine 2 maç var. 2 maç sonra Mayıs ayı geliyor. 4 puan yaptığımız takdirde bir maç kaybetsek bile takılma şansımız olacak. Bir maç kaybettiğimizde ve Barcelona bize yetişmeye çalıştığında puan farkı 1'e düşer. Şu an olduğu gibi. Ama burada olur da kaybedersek veya berabere kalırsak. Gerçi kaybedersek çok daha kötü. 2 puan önümüze geçecekler. Berabere kalırsak çok bir şey değişmeyecek. O fırsatı geri çevirmeyelim. Kazanıp puan farkını 4 yapalım. Bunlar bizi Rashford'un golüyle elemişlerdi. Hatta son dakikada atmıştı. 1-0 kaybettik. Kupa maçında. İntikam zamanı. Marcus Rashford. Hücum oyuncularına iş düşüyor. Savunmayı daha da büyük iş düşüyor. Stones orada. Ama en önemlisi Baggio'nun ne yapacağı. Molina. İleri geri paslaşmalar. Körü körüne attı, kaybettik. Lozek. Eric Garcia. Ferran Torres. Ferran Torres. Frenkie de Jong. Oğlum nasıl çıktı o top oradan? Kaç kişinin arasından nasıl geçti? 1-0 geri düştük. De Jong verdi pasını. Orada bir müdahale. Çağlar'la Stones'un arasından vurmuş. Son çağrı uzandı Baggio ama yeterli değil. 1-0 geride başladık maça. Kötü oldu ya. O kadar da gaza gelmiştim. Tabii ki son ana kadar pes etmeyeceğiz de. İlk golü biz atabilseydik keşke. Bir de reytingimiz çok düştü ya şu an. Of, takım kaybetmeyelim en azından. Bir gol atabilirsek başka şeyler konuşuruz da. Baggio'nun penaltı kurtarması lazım reytingi toplaması için. Ya da böyle 4-5 kurtarış gerekiyor. Kötü oldu. Sol. Gol gelir mi? Asfaltlı dışarıda. Şampiyonluk modunu açalım dedim. 10 dakikada gol yedik. Ama toplama şansımız var. Buraya kadar kolay gelmedik. Şampiyonlar Ligi gitti. Süper Kupa gitti. İspanya Kupası gitti. Hepsinden elendik adım adım. Ama şampiyonluğu kaybetmeyelim. Lideriz. Söke söke almamız lazım. Marcus Rashford. Rashford geldi. Verdi pasını. Pedri.
Garcia girdi araya. Bir gol takım. Hadi. Umutlarımız yeşersin. Özgüven kazanmamız lazım. Çok acil gol gerekiyor. Taraftarlar gaza gelir. Oo. Ferran Torres. Ferran Torres geldi. Açısı bozuldu. Kaptırdı. Şut çeksin diye bekledim. Ne yaptı anlamadım. Götürdü götürdü. Geri verdi şimdi. Balogun orada. Çevrilen top var. Bentancur. Felix vuruyor Ter Stegen. Bentancur geçen bölüm coşmuştun. Aynı performansı bekliyoruz. Bir maçta 3-4 gol, öbür maçta 2-3 gol. Patır patır gol attın. Barcelona'ya karşı da atarsın herhalde birkaç tane. O kadara gerek yok da bir tane at yeter. Felix pasla kullandı. Balogun. Ara pası. Felix. Vurdu uzaklardan korner. Oho, Bacon rating niye böyle ya? Taban. Olabilecek en düşükteyiz şu an. Biraz abartı değil mi? Ne yaptık hocayı? Tehdit mi ettik? Bu puan ne oğlum? Böyle bir şey yok. Hayır, golde o kadar büyük hatamız yoktu ki. Karmaşıklıktan vurdular. Çağlar'ın bacak arasından geçti. Top dışarıda. Evet, maçın başına yediğimiz golle 1-0 gerideyiz. Çok geçmeden 55-60 gibi büyük ihtimal Simeone Baggio'yu oyundan alacak. Geri dönebilir miyiz bilmiyorum. Baggio'nun şu an yapabileceği bir şey yok yani. Bu reytingi toplayamayız. 5 tane kurtarış bile yapsa çok zor. Her türlü oyundan çıkacak da. Saçma sapan yani. Gördüğüm en saçma şeylerden biri. Ama alıştık artık. Bir gol yedi diye kaleciyi oyundan alıyor. Yine atakta Barcelona. Top Pedri'de. Pedri. Geçti, hareket yaptı. Çağlar ve korner. Baggio oyundan çıkıyor. Maalesef maçın başına gol yedik. Yani golde de çok büyük hatamız olduğunu düşünmüyorum. Orada karmaşıklıktan bir anda top geldi. 61'de oyundan çıktık. Yarım saat var. Bir gol atarsınız be takım. Ne yaptınız? 1-1. Oh be. 78'de Balogun atmış. Rahatladım. Tamam, pek bir şey değişmedi. Sakin. Barcelona bu arada 1-0 öne geçtikten sonra hiç gelemedi ya. Geldi de bir şey yapamadı. İki takım da bir tık isteksiz oynadı. 69-68 oldu puanlar. Şimdi önümüzde Sevilla deplasmanı var. O kadar şampiyonluk maçı, şampiyonluk maçı dedik. Hiçbir şey olmadı maçta. Oo, bu arada Real Madrid arkamızda. 69-68-67 puanlara bak. Oğlum çok yakın. Bu saatten sonra berabere bile kalsak gitti şampiyonluk. Bu kadar net. Berabere bile kalmamamız gerekiyor. Kadro yine aynı. Hemen başlayalım. Kullandığın en az bir pasif oyun tarzı var. Ha, bu %50'nin altına düşmüş değil mi? Şey, %25'in altına düşmüş. Yürekli ve başına buyruk antrenmanı ekleyeyim ben. Onları yapalım. Şu gelsin o zaman ya. Tamam. Orada bir tane rastgele ekledim. Başlayalım. Sevilla deplasmanı, dediğim gibi berabere bile kalırsak şampiyonluk elden gider. Bir puan arkamızda Barcelona. İki puan arkamızda Real Madrid. Son gaz şampiyonluk mücadelesine devam. Çağlar dinliyor böyle. Pas sallıyor. Birebir yapmışlar. Şurada kalsın. Kim başlıyor maça? Onlar başlıyorlar. İkinci yarı yalnız bayraklar yine gözümüze girebilir. Ama yapacak bir şey yok. İzin her zaman olduğu gibi. Önce bir gol atalım. 1-0 olur. 2-0 olur. Üzerine eşkalede Baggio'da. Vahi. Boy mi? Sağ bekleri Sasha Boy. Vahi. Şut açısı aradı. Attı topu, geçti. Ne yapıyor lan? Nereye gidiyor oğlum bu? Ne kadar hızlı ilerledi. Hoparyos'ta. Kaptırdı gitti bir an. Döndü, bir şeyler yaptı. 30 maçta sadece 19 gol yedik.
Geçen maç yediğimiz golden dolayı az kalsın puan kaybediyorduk da neyse. Yani puan kaybettik zaten her türlü. Berabere kaldık da. En azından kaybetmedik. Elik sindiremedi. Sasha Boy. Stones kafayı vurdu. Bentancur. Logan geçemiyor. Top Vahide. Vahide geldi. Çağlar kapatmaya çalıştı onu. İki tane üst üste çalım. Şut geldi Baggio. Son anda. Yavaş gelmiş olmasına rağmen geç fark etti topu. Kurtarışını yaptı. Sıkıntı yok. Konsantrasyonu kaybetme Baggio. Çok önemli. Geri düşmeyelim. Oy, karşı karşıya çıkarttı. Marco Gianni Baggio. Dakika 31'de efsane kurtarış. Geldi geldi. Kendine geldi. Bir kafa vuruşu. Ne? Ya onu da çıkarttık sandım. Kornerden atıyorlar. Eliyle dışarı doğru çıkarttı sandım. Top içeride. Ön tarafta bir kafa vuruşu. Şurada çıkarttı zannettim. İçeri girmiş top. Acaba ön direkteki oyuncu mu bozdu? Hani belki tam uçamadıysa olabilir. Elyavahi. Ne güzel karşı karşıya çıkartmıştı. Bir de üstüne kornerde uçtu ama işte top içeride. Olmayınca olmuyor. Yine de elimizden geleni yapalım. Yan uzay. Sasha Boy'dan sol. Yan uzay. Yere yatırdı bizimkini. Sol galiba o. Boy. Sol aldı. Biraz bu seneki Real Madrid gibi. İlk yarı geride kapatıp ikinci yarıda comeback atıyorlar. O geri dönüş yapmamız şart. İkinci yarıya biz başladık. İleri doğru çıkıp birkaç tane pas yapalım ki reytingimiz düzelsin diyeceğim de düzelmeyecek. Hocam oyundan alıyorsan al da takım lütfen kazanın. Şampiyonluğu vermeyelim. Hadi şampiyonluk belki telafisi olur. Liderliği kaptırmayalım. Kalecinin üstüne vurdu Felix. 24 numara Barrios çıktı. Lemar oyunda. Kornere dikkat. Az önce kötü bir gol yedik. Felix vurdu yine korner. Orada vuran oyuncuyu bir türlü engelleyemedik yalnız. İki oldu iyi vuruyor. Baggio yine korner. Üç oldu. Üst üste korner kullanıyorlar. Sol. Yan uzay. Marco. Yakın mesafe Baggio. Gol yok. Ama yenmemiz lazım. 5 tane köşe vuruşu kullanmışlar. Pozisyon al, pozisyon al. Penaltı. Lamar. Ya Lamar. Yine mi sen? Eline çarptırdı galiba. Kim o? Topun başında kaç numaraları var bilmiyorum. Taraftarlar heyecanla bekliyor. Vahiy geldi. Vurdu Baggio çıkarttı. Penaltıyı kurtarıyor Marco Baggio. Sevilla teknik direktörü. Öyle kalırsın. Lan yeter 6-7 oldu. Sürekli köşe vuruşu kullandılar. Çabuk Balogun fırla. Hadi bir kontra be. Oğlum ne yapıyorsunuz? Bir gol yemiş olabiliriz ama kaç tane şutta müdahalemiz var? Penaltı çıkarttık. Bunlar şampiyonluk işareti olsun. Vahiy. Vahiy. Vur Baggio dik. Felix. Taç. Son 20 dakika. 2 gol lazım. Göz göre göre liderliği vereceğiz. Arayo. Sol. Luka bakıyor. Kanadı gördü. Sasha Boy. Boy ileride yalnız. Arkada boşlukları var.
Kazanabilirsek iyi olur. Boy nereye gitti? Orta sahaya kadar ilerledi. John Stones. Hadi takım. 75'e kadar bir gol. Sonra bir son dakika golü. Acuña. Pasını verdi Lemar. Kaptırma artık. Düzgün at. Penaltıyı da yaptırdın. Elix'e geçmedi top onlarda. Kendi başına ilerliyor. Kanadı gördü. Barco. Geldi Barco. Vahi. Bir vuruş yine Baggio. Çıkart şunu, çıkart. Paslaşmayın, vurun. Çağlar. Süre bitti. Çıkayım mı ileri? Şöyle bir gördüm orayı. Her şeyi göze aldık artık. Her şeyi göze aldık. Vur lan. Vur lan, yap ortayı. Orta yap bari. 91 oldu. Son dakikalarda Baggio da çıktı ileri. Top nerede oğlum? Ha, buradaymış. Al şunu. Bitti maç. Kaybettik. Elinden gelen her şeyi yapmasına rağmen Sevilla maçından mağlubiyetle ayrılıyor Baggio. Kalede görülen şut 11. Şuraya bak. Üstüne penaltı çıkarttı. Yeterli değil. Ne yaptı diğerleri? Gitti liderlik değil mi? Hemen bakalım. Evet, Real Madrid'de oynamamış. Üçüncü bile olabiliriz şu an. Bakıyorum. Üçüncüyüz. 71-70-69. Derbide yenilgi. Sırt sırta verelim. Yani tabii ki hala şansımız var. Şurada baktığın zaman Mayıs'ta kaç? 3-6. Toplam 7 maçımız var ligin bitmesine. 7 maçta illaki takılabilirler. Ama hem Real Madrid'in hem de Barcelona'nın takılması lazım. Bizim de 7'de 7 yapmamız lazım. Kadro iyi de hücum anlamında hiçbir şey yapamıyor son maçlarda takım. Evet. Osasuna maçına doğru geçiyoruz. Maç onlar başlıyor. Moraller bozuk. İkinciliğe değil, üçüncülüğe düştük bir de üstüne. Bir tık kötü oldu tabi. Takım da şimdi gider Osasuna'ya 4-5 atar. Neredeyse atıyordu mesela. Büyük maçlarda hücumumuz 0. İşte gol. Kafa yiyeceğim ya. Yani az önceki maç şunu yapsanız ne olurdu ki? Anca Osasuna'ya karşı. Büyük maçlara sahada yok takım. Hücumcular bir şey yapamıyor. Öyle azıcık düşük kötü takım bulduğu zaman yapıştırıyor 4-5 tane. 2-0 3-0 yaparsak sonuca geçelim orada. 90 dakika oynamamıza gerek yok. Ki oraya doğru gidiyor gibi işler. Bentancur. Faul de varmış. Depol. Pasını verdi. 2 olacak mı? Direkten döndü. Geritiz. Bu ne oğlum? Şu saçmalıklara bak. Az önceki maçtaki takımla bu maçtaki takım bir mi şimdi? Sonuca geçiyorum ya. 3-1 olmuş. 4'te 8'de ve 11'de 3 gol. Real Madrid de yenmiş. Barcelona henüz oynamamış. Onlar da yenecektir. Evet. 74-73-72. Liderle 2 puan. Real Madrid'de 1 puan fark var. Valladolid'in 19 puanı var. Aynı tarif eden bunlara da uygulamamız lazım. 10 dakikada 2-3 gol. Hemen sonuca geçelim. O zaman bu bölüm bitirelim ya. Sezonu. Bir önce başlayalım şöyle. Geç. Geç mouse çıktı ekrana. Rakip küme düşmek üzere. Bizim 72 puanımız var. Onların 19.
Hemen şöyle 5-10 dakikada birkaç gol atalım. Az önce yaptığımız gibi. Molina geri verdi. Oha ne biçim kaydı yalnız. Stones. Balogun kaptırıyor. Bunlara da kaybedersek artık oynamamıza hiç gerek yok kalan maçları. Şampiyonluk net bir şekilde elden gitmiş olur. Hani şu anlık hala şansımız var. 2 puan ya da 1 puan o kadar büyük fark değil. Ama buradan da puan kaybı olursa oho. Dünün sezon sonuna atlarız. Sumare. Muge. Muge. Malsa. Şut gelmedi. Araya giriyor bizimkiler. Bart. Sol bekle ileri çıkmış. Geri verdi şimdi. Sumare. Pası Molina. İki kişinin arasından aldı topu. Ve müthiş verdi. 3-4 kişi oyundan düşürdü orada. Tekrardan aldı Molina. Stones. Allah Allah. Bazen öndeki oyunculara falan atamıyorlar. Anlamadığım şey o. Stones bazen kimseye de geçit vermiyor. Bazen de önündeki yerine rakip atıyor. Ya takım. Adamlar küme düşecek. 19 puanları var. Kaç tane maça çıktık? 30-35 maça çıktık. 19 puan toplamışlar. Atın şunlara birkaç tane gol. Hadi. Real'le Barça belki takılır. Biz artık inşallah bir gol atabilirsek. İlk yarıda biraz zor gibi. Lozano. Sumare'den pas var. Malsa. Depoğlu araya girdi. Barrios'tan Balogun. Geri döndü şimdi. Bir daha aldı. Kaldırı topu. Oradan şut. Az farklı dışarıda. İkinci 45 dakika başlıyor. Rakip takım bizden çok daha istekli. Sanki onlar şampiyonluğa oynuyormuş gibi. Ya tamam o kadar fazla tehlike yaratamadılar. Kalemizi göremediler de. Sonuç olarak baksana pas yapıyorlar. Atağa çıkmaya çalışıyorlar. Mesela. Şu an gördüğünüz gibi. Kennedy. Sumare. Niye vurmadı? Kendine güvenemedi galiba. Şut gelir oradan diye bekledim de. Osa çeviriyor. Bir daha aldı Sumare. Basını verdi şimdi. Muge. Bas Çağlar bas. Üstüne bas Çağlar. Oğlum gol yiyeceğiz ya. 19 puanı var takımın. Alo. Gram oyunu oynamıyor takım ya. İstifa edeceğim şimdi. Çekeceğim gideceğim ya. Küme düşecek takım gol attı. Hayır takım o kadar formsuz ki Baggio'nun da performans düşüyor. Normalde çıkartacağı topu çıkartamamaya başladı. Geçen bölüm ne güzel 4'er 5'er gol atıyorduk herkese baksana. Adamlar ne kadar istekli oynuyor. Ve bunlar küme düşecek küme. Biz güya şampiyonluğa oynuyoruz. Aradaki farka bak. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Yapıştır çaprazdan at ya. Oh be. İlla golümüzü bekliyorlarmış ha. 61'de 1-1 yaptık. Geç geç geç. Bunlarla artık vakit kaybetmeyelim. Biliyordum oyundan alacağını. Kazanmış olun. Eğer bu şekilde 1-1 vesaire biterse şampiyonluk net bir şekilde gitti diyebiliriz. 2-1 galibiyet. 85'te 60 Felix. İyi en azından galibiyet aldık. Barcelona 1-0 yenmiş. Ulan bir kaybetseler ya da berabere kalsalar ne oldu? Real Madrid kaybetti galiba. Ya da berabere mi kaldı? Bir dakika. Osasuna ile 1-1 berabere kalmışlar. İkinciye yükseldik. 2 puan fark var. Hadi oğlum bırakmak yok ya. Son 2-4-5 maç. Bu bölüm mü yapsak? Bir yandan şey düşünüyorum. Şimdi 5 maç var ya.
Bölümü burada bitirelim. Takım bir kendine gelsin. Ben de şöyle bir hani yeni videoya geçtiğimizde serbest değil. Sakin kafayla oynayayım. Ya şu an çünkü takım acayip gıcık oldum, sinir oldum. Az önceki maçı mesela berabere kalmış olsaydık şu an çoktan sezon sonuna ilerlemiştim. Ama buradaki 5 maçı biraz daha sakin kafayla oynamak istiyorum. O yüzden bir sonraki bölümü bırakacağım. Kısa olmuş olabilir bölüm. Önümüzde şimdi 5 maç var ya. Bir anda bu bölümü sıkıştırmış olmayayım. Puan farkı en son bu. İkinciyiz. Valencia. Onlar Cadiz'e karşı oynayacaklar kendi evlerinde. Kazanır Barcelona. Real Sociedad deplasmanı. 16 Mayıs'ta. Sonra Las Palmas'ı yenerler. Başka? Mallorca Barcelona'ya konuk olacak. Oo! Mayıs'ın son maçı. Real Madrid Barcelona. Hadi koçum Real, yap şovunu. Oo, bir dakika. Şampiyon olabiliriz. Sezonun son maçında El Clasico var. Büyük ihtimal bizim de son maç o. Biz Espanyol'a karşı oynayacağız. Onlar Real Madrid vs Barcelona. Bu bölümü burada bırakıyorum. Dediğim gibi biraz sakin kafayla sonraki bölüm son maçta şampiyonluğu ele alabiliriz. Barcelona berabere kalırsa ne olur? 3 puan olur. Averajdan dolayı onlar kazanabilir. 45 averajları varmış. Biz de fena değil. Bir tık yakınız da. Bilmiyorum ya. O maça kadar aynı şekilde 2 puan fark devam ederse Real Madrid kendi evinde kazandığı zaman biz şampiyonuz. Son maç El Clasico koymuş. Onu gördüğümüz çok iyi oldu. Umutlarınızı yitirmeyin. Son maça kadar şampiyonluk mücadelesine devam. Takımın hücumu iyi olduğu sürece şampiyonluğa oynarız. Yoksa kalede işimiz çok zor. Gol atamayınca ya gol yiyeceksin ya da berabere kalacaksın. İşler iyice gittikçe zorlaşıyor o yüzden. Gol attığımız sürece alırız o şampiyonluğu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenseniz like atıp özellikle kanal abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.